Kova'dan tekne turuna çıktık. Üç Ağız'a doğru gidiyoruz. Üç Ağız'dan Balıkesir'e gideceğiz. Denizin manzarası muhteşem, çok güzel. Daha belirgin bir şekilde ayakta. Bir de burada 3 metre su yükseliyor. Her geçen 1000 yılda 1 metre. Toplamda 3 metre su yükseliyor. Hemen girişte bir tane suyun içinde, evet, suyun içinde bir tane liman var. Orası bile kanıtlıyor yani suyun yükseldiğini. Bunu YouTube'a yükleyebilir miyim? Tabii tabii. Evet, burada Batık şehir varmış. Aslında tabii dalış yapıp bakmak çok güzel olur ama yasakmış. Zaten dalış da bilmiyorum da. YouTube gördün mü anne Titanik'i? Girenlerden görürdük. Yok. Çok o güzel. Zaman, harika. O zaman babamla yapalım baba. Babamla yapalım. Anne, evet, yasak babamla Titanik yapacağız. 3 metre. Evet. 3 metre yükseliyormuş burası her sene. Artık zamanla burası da kapanacak. Burası eskiden şehirmiş. Burada yaşamışlar. Vay, ne güzel yere şehir yapıp burada ne güzel yaşamışlar. Acaba şurası neydi? Limanmış. Ha, limanmış. Küçük liman değil mi? Evet. Çok güzel. Tabii bu üstten belli olmuyor çok fazla, denizin altında nasıl bir ne kaldı, ne, şehrin ne kadarı kaldı belli olmuyor ama. Vay be, dünya işte zamanla değişiyor. Her şey değişiyor. Hı hı. Ben, dur şimdi. Çok güzel. Bak, merdiven bile yapmışlar yani. Kayaları oya oya merdiven yapmışlar. Efendim? Denize giriliyor bazı yerlerde onun için. Şu anda denize girenler de var ama çok da fazla yok. Zaten çok fazla insan da yok da. Denizde o kadar da çok sıcak değil. Daha henüz hava çok fazla ısınmamış. Aslında geçen senelerde bu zamanlarda çok ısınırdı değil mi? Evet. Bu sene öyle çok fazla ısınma yok. Bu tekne aşağı doğru kaç metre acaba? Baksana çok burası derin. 4 metre değil var ama geçebiliyor. Vay be. Çok güzel değil mi su? Işıl ışıl. Rengi de harika. Anne. Tekneler, diğer gezinti tekneleri. Anne. Valla çok güzel bir şekilde. Teknede yalnızız yani. Anne. Anne. Başka kimse yok. Anne. Efendim? Senede birazcık yükseliyor ya anne. Evet. Dünya ışığıyla olabilir.
Tamam, sen 20 yaşına geldiğinde bunu seyreder. Buraya tekrar geldiğinde açar bakarsın. Nereler sular altında kalmış görürsün ama bu şekilde tabii şu çöpleri atmasalar çok güzel olacak. O ne koltuk gibi bir şey yapmışlar oraya ya. Yet, yuh yani. Vay be. Nerede yaşamışlar, şuna bak. Tekneyi salladın anne. Valla biz Ankaralı olunca denize o kadar uzak yaşayınca. Anne tekneyi sallayayım mı? Salla bakalım. Vay. Sallandı mı tekne? Bir gün deniz kenarına taşınırsak inşallah bir de tekne alırız. Anne. Efendim. Tamam bak, çok güzel şuralar. Harika. Anne. Efendim. Roma dönemine ait hamam. Hamam. Evet. Roma dönemine ait hamammış şurası. Anne. Ne yapsınlar, denizde yıkanmışlar artık. Anne. Anne. Güzel, dünya nasıl da yapmışlar. Anne. Dünya yok olabilir, senede bir şey yok ya. Bak oda yapılmış böyle buralar böyle. Böyle. Göbekli Tepe'ye benziyor arkadaşlar. Evet. İnsanoğlu işte yaşamanın, her zaman barınmanın bir çaresini bulmuş. Güvenlik ihtiyacı, barınma ihtiyacı, yemek ihtiyacı. Şurada bir mağara gibi bir şey var. Yıllarca bunu karşılamak orada için hep uğraşmış. Orada bir mağara gibi bir şey var. Evet. Burada böyle bir... Aslında burası... Belki aşağıya doğru oda falandı ama... Tabii suyun altında kalmış. Çoğu bölümleri. Ne güzel ya. He ya, vallahi kayaları oya oya. Bunları hangi aletlerle yaptılar acaba? Çok güzel. Yukarılara doğru baksana. Ben buraya birazcık görebiliyorum odanın derinliğini. Sen görebiliyor musun anne birazcık? Tabii o zamanlar da liman yapmışlar ki, yoksa buraya nereden gelip gidecekler? Bak orada da bir oyuk var. Orada bir delik var. Hı, oyuk var orada. Çok güzel şurada. Şuralarda bir ev gibi falan varmış herhalde. Aa, şuraya merdiven yapmışlar yukarı çıkmak için. Hı. Oraya bir Göbekli Tepe gibi şeyler yapmışlar. Evet, Göbekli Tepe gibi. Doğru. Çok güzel. Burada kara kara delikler var. Şuralarda. Evet. Tekne turu yapıyoruz ya. Bir tane tuvağa gidiyoruz buna. Evet, çok güzel. Raft gibi yapmışlar bak oralara. Ya bak şu yukarıdaki şurası bak, ev gibi yaşanılacak bir yer gibi. Pencereleri falan da var. Anne bak şurada kırmızı bir şey var. İskelet var herhalde orada. Ha, ağaç annem onlar. Anne kırmızı bir şey var orada. Bu da çöp maalesef. Aa, çok güzel geçiriyor kaptan bizi böyle. Her tarafı göre göre. Sezonu ilk açınca, ilk bizimle açınca inşallah korona da kaptana korona, uğurlu geliriz inşallah. Korona. Ah o korona. Kaybolsun, bir daha da gelmesin inşallah. Korona. Çok güzel korona ya. Korona da korona. Anne yukarı bir gösterelim arkadaşlara. Hadi bakalım arkadaşlara, bir yukarıları da gösterelim. Antik şehri. Girilmesi yasak olması çok güzel olmuş. Çünkü insanlar buraya çıkarlar, isimlerini yazarlar, bu taşlar yıkılır. Yani bu kadarını bile göremezdik eğer şimdiye kadar çıkılmış olsaydı. Sadece böyle görünmesi çok çok daha güzel olmuş. İşte buralar zaman... Aslında uygun yapmıştı gibi. Değerlendirme. Tekne var. Ama işte suyun tekne altında kalıyormuş ya zamanla. Anne bir tane daha tekne var. Evet. Bir komşu. Tekneci daha var. Timsah gördüm anne. Vay be. Nerede gördün? Kayboldu. Timsah kaçmasında yaşar. Böyle kıyıdan hiç kesmeden çekiyorum buraları. Çok güzel.
İnsan düşünüyor işte bir 100 yıl sonra daha ne olacak? Bizden 300 yıl sonra ne olacak acaba? Anne, nasıl yaşadılar burada acaba? Anne, nasıldı evleri? Ne yiyorlardı? Anne 500 ha. yıl sonra burası ta güneşe kadar yükselir. Bak şu tepelerde 500 çarpı 2. Anne 500 çarpı 2 çoktur ya değil mi? 500 çarpı 2000. Baksana ne güzel yapmışlar. Hemen denizin kenarında burası. Tabii o zaman da öyle miydi? Camlarını da yapmışlar. Kapı girişi tamam da. Havadan mı yükseliyor? Ya, tam böyle böyle. Bayağı da çok insan yaşar bu kadar değil mi? Aa, baksana ta o tepelerde çalıyla, bile çalıyla evler var. Orada ev var. Evet. Aa, şu çocuklar da çok oynuyor. Ay kedi mi sesi? Kedi değil. Ne bu? Akmaca var. Bak aa. Şuraya merdiven yapmışlar çıkmak için. Anne. Evet merdiven yapmışlar. Ama orada bayağı bir merdiven vardı. Şu evet o yukarılara nasıl çıkacaklar merdiven de çıkmışlar işte. Orada bir evet baba, bir kuş uçuyor ama. Atmaca diyor Ali Bey. Ha onun sesiymiş. Şahin de olabilir. Atmaca da uçuyor. Bayağı büyük bir şey. Belki de kartal. İşte insanların gelmediği yerlerde. Doğa daha güzel. Hayvanlar daha güzel oluyor. Acaba bunların altında ne vardı anne? Altında bir şey şehir yok. Var anne. Kalmış aşağıda kalmış. Altında bir şey yok yani. Görünüyor. Her sene 3 metre ise 3 metre de çok fazla ya. Kaç dedi? 100 senede mi 3 metre? Hmm. 100 senede 3 metre mi? Gene de çok yani. 3 metre çok mu anne? Mekkanlar milattan önce 300-400 yıllar desin. 2000 yıl önce 2000 yıl. Vay be. Bak, her taraf ev ta yukarılara doğru. Çok güzel. Kuşlar uçuyor. Evet. Kuşlar uçuyor. Ne olduğunu bilemedim. Bilen varsa yorum olarak yazabilir. Ha bak burada da evden küçük bir delik açılmış ama. Anne, last dead yazıyor anne sanki onda. Orada. Ne yazıyor? Last dead yazıyor. Ev yapıları küçük bunlar da ahşaplar. Anne, sanki anne. Anne. Orada bir tane şey vardı anne, Başted yazıyordu. Herhalde mezarlık bu doğru ha? Küçücük küçücük yerlerde yaşamış bir sürü insanlar. Şimdi insanlar artık doyumsuz maalesef. Ne olursa daha fazlasını anne, istiyoruz. Anne, efendim? Orada bir Başted yazıyordu anne. Başted ne? Göremedim ki. Şurada no swimming, yüzmek yasaktır diyor. Ama orada bir tane yerde Başted yazıyordu. Başted ne baba? Başted. Bir bakalım şu yukarılara doğru daha çok güzel. Bayağı da çok, değil mi? Ya burada işte savaştan, yağmalardan dolayı kaçmışlar. Evet, savaştan kaçmışlardır, hayvanlardan kaçmışlardır. Evet, geri dönüş başladı herhalde. Çağız Kalesi var. Hemen o tepede. Tam şurası. Tabii yanlış bir şey de ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz yok. Sadece tekne
buraya sadece tekneyle gelinebiliyormuş. Araba bu oranın tam en arkasına gidiyormuş. Yürüyerek gelinebiliyormuş buraya. Başka tekneden başka geliş yokmuş. Ya da yürüyerek inebiliyormuş. Ne güzel bir köy. Eski düzenin biraz daha yenisini yapmışlar gibi sanki. Pansiyonlar da var. Kafeler var. Çok güzel. İnşallah rüzgar sesi çıkmıyordur telefonda. Baksana hani kalenin içerisinde de oyulmuş yapılmış evler var. Şöyle bu yukarıda da kalesi var. Evde Silent Calamari'yi seyrediyoruz eşimle beraber de. Şu Hasan Restoran onlara bayağı bir hesap getirmişti. Murat Bey'e selamlar. Sürekli onu söylüyordu. Hasan. Her yemek yediğinde Hasan Bey bir anıyordu kendisi. Bu abi de bizi de direkt Hasan'a getirdi yalnız. Abi sağ ol, biz su bile içmeyeceğiz. Tekneden indik, şimdi o karşıda görünen o kaleye doğru çıkıyoruz. Evet, tırmanışa devam ediyoruz. 50 metre kalmış, biz bittik aslında, çok yorulduk da. Buradan bir tane teyze çıktı. Dedi evde otur oturmayın. Biraz da hareket edin dedi valla. Doğru söyledi. Karantinada oturduk. Şimdi biraz hareket lazım gerçekten. Vay bayağı dik. Bakalım kaleden manzara nasıl? Hala tırmanıştayız. Vay. Bu arada sokakları da çok güzel. Hayır, hadi bakalım. Hala tırmanıştayız. Bunlar bu ağacın meyvesi. Bunlar böyle turuncu meyve oluyor. Bunlar böyle elle toplanmıyor. Bunları topluyorlar eldivenle. Daha sonra satıyorlar. Çok değişik bir meyvesi var. Haydi bakalım. Tırmanışa devam. Vay. Hala tırmanışa devam. Evet. Ali Bey ile Kaan da yoruldular. Ben yorulmadım. Vallahi ben çok yoruldum. Sen yoruldun mu? Yok. Kaan babasının yorulduğuna, yorulmadığına inanmadı. Şöyle, ay çok güzel, şu çiçekleri çok seviyorum. Purple. Evet. Çok harika. Keşke Ankara'da da olsa böyle. Evet. Manzara çok güzel. Hadi bakalım tırmanışa devam. Şu aşağıdaki de biberiye benziyor ama bilmiyorum değil mi? Efendim? Hayır. Yoruldun mu? Çatının üstünde dinleniyorum. Hmm. Bak bu da ne kadar güzel açmış. Bu meyvenin çiçekleri falan çok harika, çok güzel. Böyle çiçek açmış. Bu şekilde yollar devam ediyor bakalım. İki tarafta da
Walk, walk, walk. Hadi bakalım. Evet, çok güzel manzara. Kaniko. Kaniko. Yok ya. Ben devam ediyorum yola. Evet. Şunlar buğday. Şuradan çıkıyormuş. Normalde biz herhalde evlerin arasından böyle sokaklardan çıktık, daha önce gelmediğimiz için kendimizce bir yol belirledik. Bu da keçi boynuz ağacı. Böyle kaleye çıkarken şu anda böyle yeşil yeşil keçi boynuzları. Hadi bakalım devam. Kalenin girişinde manzara bu şekilde. Kaleye giriş 14 lira. Müze kart geçerli. Ali Bey, manzara nasıl? Belki çok değildir de hep otur otur hamladık herhalde. Bala bana fazla geldi. Oturmaya alışmışız teyzenin dediği gibi. Teknenin daha yukarısından böyle manzara. Bizim tekne şuradaki düz duran olsa aşağıdaki. Evet, kalenin endüstri burası. Çıktık. Manzara muhteşem. Abi de telefondan çok şey görünmüyor ama gerçeğini yaşamak gerçekten çok güzel. Bunu seyredenler keşke burada olsaydınız. Gerçekten bir gün mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. O kadar geçiyorduk biz, Kekova yazısını görüyorduk ama hiç gelmemiştik. YouTube'dan birkaç tekne turu seyrettikten sonra gelmeye karar verdik. Gerçekten de çok güzel. Bu aşağıda böyle. Böyle kare kare bir şeyler var ama mezarlık diye düşünüyorum, bilmiyorum tam da. Şu anda öyle düşünüyorum sadece. Ay harika. Çok güzel. Burada kalenin üstünde böyle teleskop mu top mu bilmiyorum. Ali top dedi. Bir şey var burada. Kalenin üstünde. Şöyle uzaktan da çekelim. Vay. Orası artık zirve. Bir bayrak yakışır oraya. Varmış yere, aslında da. Durduk yere çıkan, hayır, hayır öyle denmez. Vermesin dedim ya. Tamam. Durduk yere çıktık. Gezmeye çıktık sonuçta. Çok güzel. Burada zirve. Bu da bayrak direği aslında da. Yıpranmış falan herhalde, değiştirecekler diye çıkarmışlardır. Tam şurada bir ev var, böyle denize lazım, muhteşem. Vallahi kimin evi bilmiyorum ama. Koçların mı? Muhteşem zaten. Denize böyle bir taraf. Bir de gelebilecek mantıklı yani. Çok güzel. Videoda görüşürüz inşallah. 26 dakika çekmişim. Vay be. En çok sevdiğim tur oldu herhalde ki. En uzun çekim.